bakalım. Ablacığım merhaba, uyuşturucuyla savaş komitelerinden geliyoruz, biz açar mısınız? Nereden? Uyuşturucuyla savaş komiteleri. Bir şey satıyorsanız anlıyoruz. Yok yok ablacığım, bir şey satmıyoruz. Sadece biz uyuşturucuya karşı savaşla ilgili, uyuşturucuya karşı mücadelemizle ilgili sizi bilgilendirmeye geldik. Yani şimdi biz öyle bir şeyle ilgilenmiyoruz. Burası bize vatan, emek alın teri can, savunuruz hayatı hiç durmadan. Burası bize vatan, emek alın teri can, savunuruz hayatı hiç durmadan. Gelme diyorum peşimden, ikide bir takip ediyor zaten. Peşimden gelme diyorsan bak, o babanın çaresizliği. Baban çaresizlikten yapıyor bunu. Kim ister çocuğunun kötü ölçmesini? Kim ister çocuğun uyuşturucu kullanmasını bağımlıyorsun Murat? Ne sıkıntısı var ki, ne çaresizliği, ne olmuş babanın ya da? Meclisleri adaletin peşinde, koç yiğitleri örgütlenmiş halkız biz. Mahalleyi şahane faşist bedeyen halk çocukları, örgütlenmiş halkız biz. Ya, dünyaya gelse benim oğlum böyle bir şey yapmaz. Çünkü ben her şeyi yapar, her şeyi yapar. Bak, uyuşturucu kullanır, tamam. Onun için. Ama kesinlikle yani benim oğlum. Bu mahalle bizim, almasın ki sizlere. Geçit yok. Devrim için, vur cephe için, vur halkım için, vur katillere, vur cennetlere, vur cedevere, Nasıl yapacağız o zaman? Ya dediğim gibi ben gideyim o zaman. Siz konuşun yani. Murat, ben adamın bana yaptıklarını biliyorsunuz yani. Şimdi hani. Bir de buraya geliyorlar, ben gidiyorum. Murat. Tamam dur Murat dur. Sen de konuşsana. Tekrardan hoş geldin Terfi. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, sağ olasın. Teşekkürler. Çay içinde. Ben değil ya. Çadırdaydık, yeni geldik öyle. Kusura bakma, hemen hazırlayamadım.
Aslında Murat da burada olacaktı ama Murat gelemedi. Ben de onu soracaktım, Murat'ı göremedim. Ya direkt ben konuya gireyim. Murat hani biliyorsun Murat, evet şu an hani derneğe gidip geliyor. Bayağı bir değişim var en son. Siz de bayağıdır görüşmüyorsunuz zaten onunla ilgili. Evet, evet. Ama hani o yaşanan olaylardan sonra Murat için kolay olmadı. Çünkü düşün, mahallede hırsız ithamı yedi. Haklı. Bununla sizinle önceden de konuşmuştuk. Hani özdeşlerinizi vermiştiniz. Özür de dilemiştiniz Murat'tan. Yavaş bir Murat'ı da anlamak gerekiyor. Bir an gelemedi. Haklı, biz çok şey yaptık. Ama Murat duygusal bakıyor. Bizim burada yapmamız gereken Murat'ı da toparlamak. Yani sen de buraya gelip gidiyorsun. Çok önemli. Çadıra gelip gidiyorsun. Biz şey yapabiliriz yani. Murat'la da konuşmaya devam ediyoruz. Murat'la ilişkilerinizi geliştirmek lazım. Siz yıllardır arkadaşsınız. Birbirinize emek verdiğiniz onca, yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmedi. Evet. Şimdi yani böyle bir olaydan ayrı düşmeniz sizin için de iyi olmaz. Bunda biraz daha sana iş düşüyor Murat'la yaklaşımda. Yani belki ilk yaklaşımlarda ters karşılayacak, konuşmak istemeyecek. Ya dediğim gibi haklı, biz özür diledik. Yetmeyeceğini de biliyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağım yani. Kendi adıma. Adam ama bizimle konuşmak istemiyor ya. Haksız da değil. Adama demediğimizi bırakmadık. Biz de iftira attık adama. Ya haklı, haklı kardeşim. Bırak, daraldım artık. Ne diyorum, daraldım yani. Bir oradan, bir oradan. Herkese hesap veriyoruz yani. Ne? Sıkıntı. Senin durumunu anlıyorum da. Biraz daha dişini sıkmalısın yoksa... Gideceğin yer belli. Sıkı sıkı diş kalmadı moruk. Belki sen bilirsin. Tümleyin. Murat! Bir dakika bekler misin? Nasılsın? Sen hayırdır, niye geldin? Bir dinle Murat, bir dakika dinle. Dinleyecek bir şey diyor. Ne diyeceksiniz bana? Murat, Emre öldü. Öldü, kaybettik.